Ben Seda Demir Yılmaz. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliğinden mezun oldum. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. O tarihten itibaren özelleri okullarında çalışmaya başladım. Bu okulda 10 yıldır Araştırma Geliştirme Merkezi'nde uzman olarak çalışıyorum. Son birkaç yıldır bu görevimin yanı sıra fen bilgisi öğretmenliği de yaparak çalışma hayatıma devam ediyorum. Bir öğretmenin sürekli kendini geliştirmesi gereken bir öğrenen olduğunu düşündüğüm için ve aldığım eğitimle imkan bulduğum için çalışma hayatıma bir ARGE uzmanı olarak başladım. Burada edindiğim tüm bilgilerin, becerilerin, tespit ettiğim durumların, durumlarla ilgili değerlendirmelerin bir uygulayıcı için nasıl işlevselleşeceğini öğretmen olarak net bir şekilde yaşayarak görüyorum. Böylece işin mutfağında, masa başında edindiklerimi sahada uygulayarak deneyimleyebiliyorum. Yani teoriden uygulamaya tüm aşamayı yaşayabiliyorum. Bu durum her şeyden önce kendimi sürekli yenilememi, güncellememi, geliştirmemi, düzenlememi sağlıyor. ARGE uzmanı olmak, hızla gelişen dünyayı izlemeyi, değişen dünyaya ayak uydurmayı, atılacak adımları çok önceden öngörmeyi ve öğrenenin bütünsel gelişimine odaklanabilmeyi gerektiriyor. Öğretmenlik de öğrencileri çok daha yakından izleyip, onların becerilerini, zorlandığı aşamaların ne olduğunu görmeme fırsat veriyor. ARGE uzmanı bir öğretmen olarak sürekli dinamik bir çalışma süreci içerisindeyim. ARGE'mde bir ekip olarak çeşitli etkinlikler, farklı projeler yürütüyoruz. Çünkü öğrencilerin her birinin farklı becerilere sahip olması bunu gerektiriyor. Sınıf içi uygulamalar, STEAM Maker laboratuvarlarında disiplinler arası ve disiplinler üstü birçok çalışmalar yürütüyoruz. STEAM temelli çalışmaların hepsinin bir laboratuvarda yapılması beklenmiyor tabii ki ama fen laboratuvarları, STEAM laboratuvarları öğrencilere hatta biz öğretmenlere heyecan verici bir ortam sunuyor. Laboratuvarda merak ediyorlar, maker bölümlerinde soyut fikirlerini somut ürünlere dönüştürüyorlar. Gördükleri her şeyi ayrıntılarıyla inceliyorlar. Sınıf ortamının düzeninden maker laboratuvarlarına geçişleri, yaratıcılık becerilerini sergilemelerine de çok olanak tanıyor. Bir öğrencinin el becerisi kazanmasından tutun, kodlama, problem durumunu tespit etme, bilgi işlemsel düşünme, çözüm projeleri üretme, etkin grup çalışmaları yürütme, ürün ortaya koyma, eksiğini tespit etme ve geliştirme süreçlerine kadar her şeyi yapmalarına olanak tanıyabiliyoruz. Bu heyecan verici bir şey. Birçok sınıf seviyesinde öğrencilerimizin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeye yönelik bilim eğitimi projeleri de yürütüyoruz. Bu projelerde belirlediğimiz temalar değişirken kazanım hedeflerimizi de artırıyoruz. Ortaokul öğrencilerimizle yürüttüğümüz bilim şenliklerinde disiplinler arası çalışmalara yer veriyoruz ve STEAM Maker laboratuvarlarında öğrencilerin kendi ürünlerini çıkardığını görebiliyoruz. Ayrıca öğrencilere bu yaratıcı ürünlerini ve yaptıkları tüm çalışmaları sergileme fırsatı veriyoruz ki bu öğrenenin merkezde olduğu STEAM çalışmaları için de büyük önem taşıyor. Hem onlarda iç motivasyonu artırıyor hem de akranlarına yol gösteriyor. Öğretmenleri ve bir grup öğrencimizle yürüttüğümüz STEAM çalışması başarılarımızdan da bahsetmek isterim. Su kirliliği gibi küresel öneme sahip bir konuyu ele aldığımız ve ileri geri dönüşüm odaklı bir çalışma örneği olan bir proje yürüttük. Belirlediğimiz sorunlara çözüm üretirken bir yandan da insanlarda farkındalık yaratacak bu projemizle Start Türkiye En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri yarışmasında ülke sınırını aşan bir başarıya imza atarak Start Luma Dünya Birinciliğini kazandık. Bu başarıyla bir grup öğrencimiz Finlandiya'da eğitim kampına katılıp ülkemizi ve okulumuzu temsil ettiler. Böyle projelerin hem öğrenciyi hem de öğretmeni nasıl motive ettiği tartışma götürmez bir gerçek. Öğrenmenin barışı olmayan bir yolculuk olduğunu düşünüyorum ve ben bu yolculuğumda çocuklardan ilham alıyorum. Hepimize de bol ilhamlı, mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.